Merhabalar, ben İkane bir mutfaktan Defne ve şu dumanı üstünde tüten muhteşem çorbayı yapmak üzere hazırız. Hadi mutfağa. Efendim, malzemeler yapılış her zamanki gibi ekranın üzerinde belirliyor, aşağıda yazıyoruz. Web sitemizde de ayrıca yazılısını bulabileceğiniz bu muhteşem tarife ben soğanları suda soteleyerek başlayacağım. Şimdi kolay olsun diye hafif altını demin şey yapmıştım. O yüzden bu çıs sesi geldi. Soğanı soteleyeceğim. Soğanı sotelerken bir yandan da sarımsağı rendeleyeceğim. Şöyle koyalım. Ve birazcık yumuşamaları için şöyle çevirelim. Evet, şimdi bu arada takipçilerin arasında bir yaş ve daha üstü bebekleri olan annelerin sayısının gün geçtikçe daha da büyüdüğünü, çoğunluğa doğru koştuklarını görüyoruz. Eğer öyleyse sevgili bir yaş ve üstü bebekli olan annelere sesleniyorum. Nelerde zorlanıyorsunuz? Şu değil bunu yapın, bir sonraki tarifinizde lütfen şu yemeği pişirin dediğiniz herhangi bir şey varsa çok rica ediyoruz. Fıt 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 hemencik şunun altına üşenmeyin, like'ı basın, yorumu da yazın. Şunu istiyorum yazın, yeter. Yapmanız gereken tek şey abone olmak, like'lamak, yorum yazmak, sorularınızı iletmek. Şimdi bu arada sotelediğimiz soğan ve sarımsak karışımının üstüne diğer sebzeleri de ekledim ve karıştırmaya devam ediyorum. Evet, şöylece bir karıştırdıktan sonra şimdi 2 bardak içme suyunu ekliyorum ki sebzeler tıkır tıkır pişsinler, çorba kıvamını gelsinler. Ben şimdi kapağımı alıp bunun üstünü kapatacağım. Siz de sizinkini kapatmayı unutmayın. Görüşmek üzere az sonra. Evet, sebzeler bir miktar piştikten sonra maydanoz, taze kişmiş, bu arada zencefil de çok yakışır. İsterseniz zencefil de ekleyebilirsiniz. Bunları ekleyip biraz daha pişirmeye devam edeceğiz. Bu arada bu çorbayla ilgili olarak söyleyeceğimiz şey, taneli çorba olarak düşündük biz bunu. Ama siz evinizdeki damak tadına göre, çorbada nasıl bir kıvam aradığınıza göre bunu makineden geçirmekten tutun. Bu kadar büyük taneli bırakmaya kadar kendi kararınızı verebilir. Hani ona göre daha pürüzsüz bir hale getirebilir veya daha böyle taneli bırakabilirsiniz. Bebeğinizin çiğneme, yutma becerileri de tabii burada fikir verecektir size. Her halükarda hiç top top bir şey yok. Hani boğaza kaçmaya şey yapacak. Sebzelerin hepsi yumuşacık olacağı için hiç dişi olmasa da damağıyla ezebilecek kıvama getirmiş olduğumuzdan da emin olacağız. Eğer biraz daha açayım, daha sulandırayım, daha sulu ve taneli olsun veya daha püreleştireyim ama suyla da kıvamını açayım falan gibi fikirleriniz olursa içme suyu, et suyu, tavuk suyu veya sebze suyunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben sonra serviste göstereceğim. Daha evvel başladığı sordum. Tercih ettiğiniz, merak ettiğiniz, aradığınız, arayıp da bulamadığınız tarifleri lütfen bunun altına yazın ki biz planımızı alalım. Sizin için araştırmamızı yapalım. Çok sevgiyle kalın. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Like'lamayı unutmayın lütfen. Sevgiler. Sevgili İki Anne Bir Mutfak takipçileri, sizin için hazırladığımız bir sürü videomuz var. Hadi abone olun. Bu iki videoyu seyretmek isterseniz tıklamanız yeterli.